Hadi bakalım. Kalın sağlıcakla. Dükkan sana emanet Asiye. Aman yarım gün çekip çevirmede ne var Vahit Bey? Hallederiz evvelallah. Sen karının torunun yanında güzelce eğlen. O cadı ablasıyla ne kadar eğlenilebilirse. Görecek o Züleyha Hanım. Oyuncak Vahit'in sadece geliyor. Kadir'in topuna Züleyha adını koyup her gün torunuma şu çektirmezsem bana da Vahit'ti mi şimdi? Peki seni nasıl çağıracağız? Gel Meryem kardeş. Biz senden taksiye oyalayalım. Tamam. Şimdi ben şoförü lafa tutarım. Sen öndekini takip et. Sen gördüğüm en akıllı fikirli kızın Asiye. Bana çekmişsin. Sağ olasın. Sana gider ayak bir şey danışsam. Benim bir yakın arkadaşım söylemesi ayıp. Çok antika bir vazo satın almış. Satan adam bu benim yakın arkadaşıma demiş ki meraklısını bulursan trilyon eder. Öyle olunca da satıcıya dünyanın parasını vermekten çekinmemiş. Tabii bu benim yakın arkadaşım. Şimdi sence iyi mi etmiş, kötü mü? Şimdi duruma göre değişir. Senin bu yakın arkadaş antikadan anlar mıymış? Bu bir. Çünkü vazo sahte olabilir, değil mi? Sonra satan adam kaçakçı filansa senin bu yakın arkadaşın başı derde girebilir. Bu iki. Vazo kırılır mırılırsa Allah korusun. Seninki dünyanın parasını verdiğiyle kalır, ha bu da üç. Taksiyi çok beklettik. Hadi eyvallah. Hadi. Recep. Tövbe. Ben Asiye. Bu saatte ışığı görünce merak ettim. Gecenin üçünde neden ayaktasınız siz? Nöbetteyiz. Ne nöbeti? Şey nöbeti canım. Savaş nöbeti. Televizyondan naklen, bombardıman falan veriyorlar ya. Kaçırmayalım diye. Gene mi savaş çıktı? Çıkmadı. Ama her an çıkabilir. Malum. Toplu cinayet bazı bünyelerde tiryakilik yapıyor. Tiryakiler zevkten beş köşe. Neden beş köşe? Anlıyor nağlı dur. İyi hadi. İyi nöbetler. Ama uykusuzluk sizde kulak kızartıyı akana göre. Üç beş nöbeti benim de emmi oğlu. Niye uyandırmadın? Nöbette uyuyakalmışım Haydar. Az kalsın düşüyordu vallahi. Gardoloba koyalım. Yok. Gardolap tekin değil. Yatağın altına koyalım. Yatağın altında ayağımız falan çarpar, kırarız. Gardoloba koyalım. Asıl gardolapta eşya falan çekeriz. Düşer kırılır. Yatağın altına Zannımca mahvolduk emmi oğlu. Kırıldı ben mi oğlum? Bakamıyorum. Duyabiliyor mu bari? Abo. Bence de. Belki kırılmamıştır. O kadar yüksekten seni bıraksam sen bile kırılırsın. Ne yapacağız şimdi? İsviçre'ye kaçalım. Dil sorun olur. Gayet emin ikimizin günü kesince burada da dil sorunu olur. Dur Aydar. Aklıma bir fikir geldi. Gatiyen olmaz. Be. Vay demin. Gatiyen olabilir. Evet hırsız. Soymak için girebilir miyim diye kapıyı tıklatıyor. Armağanı çaldı, pişman oldu, geri getirdi. Canından mal geri alınmaz kardeşim. Hmm.
Nöbetimiz bitti. Sıra sizde. He? Gördüğün gibi vazoyu sağ salim teslim ediyoruz. Ne vazosu? Kim gördü? Saat kaç? Şimdi mahmur mahmur uğraşma bacım. Kırarsın mırarsın. Sakla bir yere, uyumaya devam et sen. Geçmiş olsun. Rahatça uyuyabiliriz. Vicdanı bırakacak mı? Vahide Mümin hayalini peşine salarım, bırakır. Ben ne yapacaktım ya? Bir şey saklayacaktım. Yok, bir şey bulacaktım. Yo, çalınanı bulacaktım. He, armağan. Aa, Armağan. Armağan. Armağan, niye buradasın? Ya, gece rahat vermedin ki. Hazırsan uyumuşken kitap okuyayım dedim. Her sayfa çevirişimde uyanıp katil sekreter diye bağırıyordun. Mecburen kitabı bitirmek için buraya kaçtım. Bitirdin mi? Katil sekretermiş. Şimdi izin verirsen biraz daha uyuyacağım. Ben de. Çalınanı bulduk. Bir şey daha yapacaktım. Sanki bir şey mi saklayacaktım? Yoksa Haydar Recep rüyama mı girdiydi? Neydi? Aman neyse neydi. Bugün pazardı ve uyumam için bol bol baktım. Ay rüya değildi. Saklayacağım şey bozuldu. Ay benim altıma peki onu kim koydu? Sakin ol Cansu. Paniğe gerek yok. Çok sakin, sakin. Armağan! Kırıldım! Ne kırıldı? E gururum. Nasıl kırıldı? Üstüne oturdum. Bak ya, insanın gururu neresinde olur diye hiç düşünmediydim ha. Ya ödüm patladı Cansu. Ay o ne biçim bağırmak öyle? Haydar Recep geldi. Ay! Ay! Nöbet sırası sizde diyerek kutuyu bıraktılar. Ben de alıp... Tamam, tamam. Bunun için panik olmana gerek yok. Saklarız bir yere. Olur biter. Ya ay, biliyorum da demek istediğim... Tamam, tamam. Demek istediğini biliyorum. Sen bırak. Ben ona göz kulak olurum. Sen zaten sakarsındır. Kırarsın mırarsın. Kalk, 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 kalk. Vahit amcanın dediği doğruysa... trilyonluk Çin vazosunu kırıp... gazetelere yılın salakları olarak geçmeyelim bir de. Ay Allah korusun. Vahit amca aklını kaçırıp akıl hastanesini boylar. Biz de vicdan azabından 2 sene sonra yanındaki koğuşu paylaşırız artık. Uy, tamam, sorumluluk bende. Hadi sen uyu. Uyu. Olur. Olur. Tanıdığın iyi bir narkozitör var mı? Kim?